Merhaba arkadaşlar, kanalımız Herkes Şok'a hoş geldiniz. Geçen senenin en çok izlenen dizilerinden birisi olan Diriliş Ertuğrul bitti ve yerine onun devamı olan ATV'nin yeni dizisi Kuruluş Osman başladı. Burak Özçivit özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolüyle genç kızların kalbini kazanmış ve popüler bir hale gelmeyi başarmıştı. Durum öyle olunca da bu dizi için de en ideal oyuncu tabii ki de Burak Özçivit olduğu düşünüldü. Bu videomuzda da size Kuruluş Osman dizisinin oyuncularının gerçek hayattaki sevgililerini ve eşlerini anlatacağım. Videomuz başlamadan önce kanalımızı Herkes Şok'a lütfen abone olarak bize destek olun. Burak Özçivit 2017 yılında Fahriye Evcen ile evlenmişti. Bu senede Karan isimli bir çocukları oldu. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit ikisi de yeni neslin en çok sevdiği ve beğendiği oyunculardan birisi. Gayet mutlu bir evlilikleri var. Umarım ömür boyu bu şekilde devam eder. Bu arada çift çocukları Karan daha doğmadan önce ona sosyal medya hesabı açtığı için çok konuşulmuş ve eleştirilmişti. Bu konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Doğmamış bir çocuğa Instagram adresi açmak sizce ne kadar doğru? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Nurettin Sönmez, Melis Doğu ile evli. Bu arada Melis Doğu da Yasak Elma'da Yıldız karakterinin annesini canlandırıyor. Ragıp Savaş, 2005'ten bu yana Fadime Savaş ile evli. Saruhan Hünel, benim ve genelde birçok izleyicinin yıllar önce yayınlanmış olan Kaybolan Yıllar dizisiyle tanıdığı Saruhan Hünel, 2003-2010 yılları arasında Sergin Akyaz ile evliydi. Lakin çift boşandı. Daha sonra Saruhan Hünel, Eda Sönmez ile sevgili oldu. Gayet mutlu mesut bir ilişkileri var. Bu ilişki evlilikle biter derken Eda Sönmez inanılmaz bir iddia ortaya attı ve Eda Sönmez'in iddiasına göre Saruhan Hünel kendisini darp etmişti. İkili arasında her ne kadar davalar sürmüş olsa da bu konunun gerçekliğini maalesef hiçbirimiz bilemiyoruz. Benzer bir olay biliyorsunuz Sıla ve Ahmet Kural cephesinde de yaşanmıştı. Sıla beni darp etti demişti, Ahmet Kural ise öyle bir şey olmadı demişti. Çiftin davası sürmüştü. Kimisine göre Sıla doğruyu söylüyor, kimisine göre Ahmet Kural doğruyu söylüyordu. Maalesef bazen bu tarz olayların doğruluğu net bir şekilde ortaya konulmuyor arkadaşlar. İsmail Hakkı Ürün, bekar, şu anda bilinen bir sevgilisi de yok. Belli mi olur? İlerleyen günlerde onu bakalım kimlerle göreceğiz. Ayşegül Günay Demir, Sinan Demir ile evli. Gayet de mutlu, güzel bir evliliği var arkadaşlar. Alma Terziç, özellikle yönetmenliğini Angelina Jolie'nin yaptığı filmlerle tanınan güzel oyuncu daha sonra Türkiye'ye geldi ve Türk film ve dizilerinde yer almaya başladı. Alma Terziç'in şu anda bilinen bir sevgilisi yok. Eren Hacı Salihoğlu, popçu Alya ile sevgili. Sizce birbirlerine yakışıyorlar mı? Buse Arslan Akdeniz, 2016 yılında iş adamı Kazım Akdeniz ile evlendi. Aslan Karalar, Hakan Sabancı ile sevgili olan Aslan Karalar da bir ara adından oldukça söz ettiriyordu. Zengin bir ailenin çocuğuyla birlikte olunca ister istemez ismin sık sık anılıyor. Uğur Aslan, Sema Ergenekon ile evli. Açelya Özcan, bilinen bir sevgilisi yok. Yiğit Uçan, o da bekar ve bilinen bir sevgilisi yok. Can Yaman'ın Kuruluş Osman dizisine katılacağı haberi de gündeme bomba gibi düştü. Can Yaman'ın zaten uzun olan sakallarını da daha da uzatması bu iddiayı güçlendirdi. Can Yaman, İnadına Aşk dizisinde Açelya Topaloğlu ile sevgiliydi. Çift ayrıldıktan sonra Can Yaman, oyuncu Bestem Su Özdemir ile aşk yaşamaya başladı. Birlikteliklerini önce saklasalar da birliktelikleri sonradan ortaya çıktı. Daha sonra Can Yaman, Bestem Su Özdemir'den ayrıldı
Bu defa da Can Yaman, Erkenci Kuş dizisinde başrolü paylaştığı Demet Özdemir ile sevgili oldu. En azından sevgili oldukları iddia edildi. Çift birbirine çok yakıştırıldı. Evlenmeleri için resmen dua bile edildi. Ama dizi bitti, aşk dedikoduları da bitti. Şimdilerde Can Yaman, modacı Rabia Yaman ile anılıyor. Evet, soy isim benzer. İkisi de Yaman soy ismine sahip. Bakalım bu aşk veya bu aşk iddiası ne kadar sürecek? Can Yaman'ın diziye katılıp katılmayacağı yönünde de henüz net bir açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Kuduluş Osman'da Can Yaman'ı görebiliriz. Evet arkadaşlar, videomuz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizi en çok şaşırtan birliktelik hangisiydi? Bunu aşağı yorum olarak yazın. Bu arada Kuduluş Osman dizisi sizce Diriliş Ertuğrul'la kıyaslandığında daha mı iyi bir dizi olacak yoksa daha mı kötü olacak? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın. Bu arada Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oyuncusu olan Engin Altan Düzyatan'ın yeni dizisi Kurşun'da maalesef final yapıyor. Engin Altan Düzyatan her ne kadar Diriliş Ertuğrul'la Türkiye'nin en çok izlenen dizisinde yer almayı başarmış olsa da maalesef yeni projesi o kadar çok tutmadı. Siz bir tercih yapacak olsaydınız Diriliş Ertuğrul'u mu tercih ederdiniz yoksa Kuduluş Osman'ı mı? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazıp kanalımız Herkes Şoka lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.